Değerli dostlar, Akla Kapı programında beraberliğimize başlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bizleri yeniden bir araya getirdi, buluşturdu. Yine kıymetli hocam Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile birlikteyiz ve kendisini misafir sayılırız çünkü Üsküdar Üniversitesi'nde onun kurucusu olduğu üniversitenin stüdyosundan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah Allah görüşmek Allah'a şükür edin. çok şükür sizler de Allah afiyet versin çok teşekkür çok ediyorum. Inşallah. Hocam bugün çok hassas bir konumuz var. Evet. Benim de çok merak <laughs> ettiğim konulardan bir tanesi. Çok böyle insanın zihnini bazen kurcalayan bir şey. Dindar insanlar çevremizde çok var. Allah kabul ederse biz de öyle olmak istiyoruz. Ve dindar insanlardan bir kısmı bazen çöküntü yaşadığında, depresyona girdiğinde, panik atak denen şey ona musallat olduğunda, veya öfke nöbetleri başladığında, yani herhangi psikiyatrik durumlarla ve kaygı bozukluğu olduğunda, psikiyatrik durumlarla karşı karşıya kaldığında hemen çevredeki insanlar diyorlar ki ya senin gibi abdest namazlı insan, dindar, Allah inancı tam, senin böyle psikolojik hastalıkların nasıl olur yani? Herkes de olur da sen de olur mu diye soruyorlar. Ben de bugün onu size sormak istiyorum. işin içinde olarak çok vaka görmüş birisi olarak ve dini hassasiyetleri de olan birisi olarak Dindarlık ile psikolojik sağlamlık arasında bir doğru ilişki var mıdır? Tabii şimdi burada dindarlıktan ne anladığımız, depresyondan ne anladığımız, Hı -hı. psikolojik sağlam, sağlamlıktan ne anladığımızla ilgili bu sorunun cevabını evet. e, vermek gerekiyor. Şimdi ben hiç unutmam. Bir gün bana bir müftü geldi. Dedi ki ya dedi ben ya, ölüm, ölümden korkuyorum dedi ya ben müftüyüm niye korkuyorum diye ölümden. Hı -hı. Yani ufacık bir yerim uyursa. Hemen panaya kapılıyorum. Hemen bir şey olsa panaya kapılıyorum. Kendisi müftüydü. hem de bir il müftüsü. Hmm. Geldi böyle bir şey yani ben böyle bir şeyi yani aklım, kalbim, vicdanım onaylamıyor ama bu böyle bir şey yaşıyorum diye bir şey yaparak yani, o da telaşa gelmişti. Yakıştıramıyor kendine yani böyle olmamalı ben yani ölümü şey olarak görüyorum ben te bir tehlike olarak bir yani yok oluş. Sonuç gibi görmüyorum evet. ki ben diye. Buna rağmen niye korkuyorum? Geçiş kapısı olduğunu inanıyorum. biliyorum. Değil, her şeyi korkuyorum. biliyorum ama buna rağmen korkuyorum. Ben korkmamam lazım diye geldi. Biz inceledik onu. Şey yaptık. İnceledik. Beyinde hipotalamus bölgesi var. Hipotalamus bölgesi otonom sinir sistemini yöneten bölge. Beyindeki. Tam beynin böyle savaş kaç diyen, yani savaş veya kaç tepkisi veren Tehlike anında tehditleri algılayan ve tepki veren bölgesi hı hı. beynimizin. Bu bölgesi böyle bir bölgesi e, bozuluyor bazı kişilerde. Bozulduğu zaman bu kişilerde kontrol duygusu bozuluyor. Kendini hı hı. psikolojik bütünlüğünü koruma duygusu bozuluyor. O zaman elinde olmuyor. Elinde değil tabii. Korkmak, değil elinde mi? değil çünkü biyolojik bir karşılığı var bunun beyinde. Bu nasıl kolumuz bacağımız ağrıdığı zaman vücudumuz ağrıdığı zaman, yani fiziksel bütünümüz bozulduğu zaman ağrır. Kaslar gerilir, ödem olur, ağrı olur. Aynı şekilde psikolojik bütünlüğümüz bozulduğu zaman da kaygı oluyor, depresyon oluyor, panik oluyor, rahatsızlık oluyor. O kişinin psikolojik bütünlüğünün bozulmasını sebebini bulmak lazım orada. O Hocam, bozulduğu zaman. Aklınıza sanarak iki, iki şey sormak istiyorum burada parantez içinde. Birincisi o şeyi nasıl anlıyorsunuz? Yani beynindeki o bölgedeki hasarı nasıl anlıyorsunuz? Şimdi şu anda yeni, yeni artık bu biliyorsun dijital teknolojiler çok ilerledi ya. Hı hı. Yani bizde analog olarak yapılan beyin sinyal kayıtları vardı. Hı. Beyin sinyal kayıtları onları artık dijital olarak yapıyoruz aşağı yukarı 20 sene yani geçti. Adeta içini yapıyoruz ve beynin hangi bölgesi yavaş çalışıyor, hızlı çalışıyor, ritim bozukluğu var, harmonisi bozulmuş mu, faz kaymaları var mı, onunla koherans bozulması var mı? ahenk bozulmuş mu? Onları ölçen bir yani beyin yüzlerce sağlıklı, aşağı yukarı 800 kişi sağlıklı kişilik veri tabanı oluşturulmuş. Neurokait diye bir sistem var Amerika'nın oluşturduğu. Hı hı. O kişinin beyin kaydını alıyoruz. O kaydı şeyde hasta kişide beyin kaydını alıyoruz. O beyindeki sinyal dağılımına, sinyal akışına bakıyoruz. Yavaş çalışan, hızlı çalışan, düzensiz çalışan, ve disregüle olan beyin alanlarına bakıyoruz. Ona göre klinik bulgularla korelasyon oluşturuyoruz ve hmm. o şekilde senin klinik durumuna göre beyninin şu bölgesi şu bölgesiyle sağlıklı konuşamıyor. Bağlantı kuramıyor. Diskonneksiyon dediğimiz konneksiyon bozukluğu var. Bağlantı tespit bozukluğu. tespit edebiliyorsunuz tabii cihazla. Hani bu bu işte fonksiyonel ölçüm yapıyordu dedim. Yani beyin sinyal kayıtları bir de beyinde mesela MR cihazı içerisinde yapılan traktografik şeyleri var. Onlar daha çok beyin cerrahları kullanıyor. ve hmm. Bir kişiye mesela ameliyat yapmadan önce onu traktografiye sokuyorlar, konuşturuyorlar. Beyin hangi yolları kullanıyorlarsa ameliyat yaparken orayı kesmemeye çalışıyorlar. Hmm. Traktografi, beyindeki yol haritası çıkarılıyor. bak. Çok hassas bir şey. Tabii çünkü. yani bunlar artık yapılabiliyor. Önceden yapılamıyordu hmm. bunlar. Peki böyle tespit ettiğiniz bunu, o, onun neden olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz değil Tabii, mi? Tabii bunu tespit ettikten sonra bu işin teşhis kısmı ayrı. Bir de teşhisten sonra tedaviyle ilgili prediktif dediğimiz tahmin etme gelecekle ilgili prognoz yani hastalığın prognozu seyri nasıl gidecek diye tahmin edip bir tedavi planı yapmak ayrı bir şey. Teşhis yani psikiyatride teşhis yani şu anda bir sınıflandırma sistemi var ona göre koyuluyor kolay teşhis yani kapıdan gelirken yüzde seksen daha ilk görüşte teşhisi koyabiliyoruz kişiye ama teşhisi koymak yetmiyor hmm. o teşhisi doğrulamak gerekiyor. Arka planda yatan tedavi planı yapmak gerekiyor. Onun için analiz yapmak gerekiyor. Yoksa yani benimle teşhis... ilgili teşhislerinizi çok merak ediyorum. Yok. Yayın arasında konuşuruz. <gülüyor> teşhis <gülüyor> Kapıdan o Dostlar, o gözle bakmıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani biz klinik olarak da <laughs> söylüyorum ben. Şimdi bu teşhisi koyu, koymak ayrı bir şey. Yani teşhisi koyulabilir o kişide. Aşağı yukarı artık hani bir şey vardır. Karpuz satanlar böyle. <laughs> bir bakar, kelek evet. gelip olup olmadığını yüzde seksen doksan tahmin ederler. Mesleki deneyim. o ama evet. be, besen sen yaparsın yüzde elli tutturursun. Evet, evet. Ama o yani nereden bildin derim, abi anlamadım, anlıyorum ben işte. Diyor halbuki evet. binlerce vaka baka baka karpuz elinden geçe geçe o beyni onunla ilgili şey geliştirmiş artık. Bir algılama sistemi geliştirmiş, evet. koordinatları belirlemiş, sertliği belirlemiş, şeyi belirlemiş bir kendi içinde bir hesap yapmış beyin ve öğretmiş beyin onu. Mesela bilardo oynayanlar ya bir topa vuruyorsun 3 4 tane topu aynı anda harekete geçiriyor. Yani bunu sen matematiğini bir yapmakta zorlanırsın ama yapıyor kişi evet. yapa yapa. Evet. Ya ama beynimiz de öyle bir sınır böyle. Yani tenis oynayanlara bak. Topa bir vuruyor. Yani o topa vurmadan önce şeyi filan ama ondan önce binlerce vurmuş kişi. Yani gün ışığını belirliyor rüzgarı belirliyor şeyi belirliyor ama bunlar bilinç dışı yapıyor. Hı hı. Bu ama beyinde öyle bir özellik var. Müthiş. Potansiyelin çok yüksek olduğunu tabii. gösteriyor aslında. Tabii. bu, bu da tecrübe ile işte bunladı. Hı hı. Buna rasyonel sezgi deniyor. Rasyonel hı hı. akla uygun sezgi. Evet. O da yıllar içinde yani tabii gelişen. Tabii bu da şey. rasyonel sezgi deniyor. Aynı şekilde rasyonel inanç da var. Kişi akla uygun hı. inançlar, akla uygun sezgiler bu, bu hakikate götüren yollar bunlar insanın. Yani burada şimdi evet. onun için psikolojik sağlamlıkla bağlantı kurmak için dindarlıkla Hı. bir de dindarlıktan ne anlıyoruz? Ben dindarlığın yani üç boyutu var. Bir inanma boyutu var. Bir kısmı. İkincisi e, şey düşünce boyutu yani anla düşünce boyutu var. İnanma, düşünce boyutu. İkincisi uygulama boyutu var. Hı. Boyutu var. Dördüncüsü de bunu devam ettirme boyutu var. Hı -hı. Üç boyutun bir kimsenin dindarlığına karar vermek için e, e, fiziksel görünüşünün dindar olması yetmiyor. Ben öyle çok dindar görünüşlü hani kılı, kıyafeti, sakalı cübbesiyle Hı -hı. adam gidiyor elinde mısır almış hatır hatır yiyor. Ben bu adama dindar demem yani. Niye? Caiz değil mi? Yani caiz ama görgüsüz. <laughs> yani şimdi yani bu, bu bu şeydir yani şimdi yani bu bir, bir dindar Mesela orada aç vardır, alamayan vardır, hmm. değil mi? Şey evet. vardır, yani bu, bu, bu şekilde yapmaz bir ya edep. Sadece şekilde mi Şeye ibaret, bir bile, şey değil. Ya bir tekkiye dergaha giderken bile kapısında yazar önce edep diye yazar. Hmm. Edep olmadan e, ilim olursa, böyle olur işte. Hmm. Bence yani e, edebi, edebi edep ne demek? Bildiği doğruların yaşanabilmesi demektir. Hocam bir insanın gerçekten dindar olması veya kendini dindar zannetmesi arasındaki Tabii, fark olarak yaşayacak. Üç noktadan bahsettiniz. Tabii. Doğru mu anladım? Yani, i̇man, ahlak ve devam karakter haline gelmesi bunun. Hmm. Yani, bunun kişilik haline gelmesi, bunu otomatik yani, yapması. İbadetin artık kişiliğin bir parçası evet. haline gelmesi. Yani biri zarf, biri mazruf oluyor. Zarf dindar ama mazruf. Ya bizim Berbat. toplumumuzda sanki bu iman tarafı çok ihmal ediliyor ve çok da önemli görünmüyor. Daha çok bir ibadet pratikleri tarafı önemseniyor yani gibi geliyor. Şu anda geleneksel Sonuçta ibadet de elde kalmıyor aslında Yok, şu andaki ya yani şu andaki dindarlığımız bizim gelenek geleneksel dindarlık. Yani orta çağ dindarlığı Hazreti Mevlana, i̇mam Gazali bu zaman gelse ne yapardı demek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? i̇mam Gazali'nin, Hazreti Mevlana'nın İmam Rabbani'nin zamanındaki gibi yaşamak istiyoruz. Olmaz ki onlar bulunduğu zaman güneşiydiler, bulunduğu zaman yıldızıydılar. Bulunduğu zaman kutup yıldızıydı. Hakikate arayıp bulmaya yardımcı oldular, aydınlattılar o çağı. Ama bu çağa gelse, bu çağın yöntemi farklı olması lazım. Hı -hı. Bu çağın çünkü özü koruyarak, esasatı koruyarak yeni bir bakış açısı, yeni bir böyle bu insanın idrakına uygun hale getirmek gerekiyor hakikatleri. Bunu yapamadığınız zaman marjinal kalıyorsunuz o zaman. O dinli şeklinden oluyor ama e, bu o, o kişi dini yaşayamıyor çünkü. Hı -hı. Dini yaşayamıyor. Şeye bile hatta ben hiç unutmam Hazreti Peygamber Efendimize geliyor Ali Seddık'dan bir sahabe diyor ki ya diyor şehir hayatı çok burada ben kendimi muhafaza edemiyorum diyor. Dağda bir mağara buldum diyor, yanında yeşil bir alan diyor, suda var diyor. Ben çoluk çocuk oraya gidip yaşamak istiyorum diyor. Hmm. Allah'ın Resulü ne diyor bunu. O diyor ki ben bunun için gönderilmedim diyor. Hmm. Yani değil mi? Yani halk içinde hakla beraber olmak, evet. niyeti istinap ile hayatı istimaiyede bulunmak. İstenen şey Tabi aslında istenen bu. Yani insanın içinde kaçınma içi duygusuyla hayatta bulunacaksın, hakikati temsil edeceksin, zorluklara karşı mücadele edeceksin. Kolayca kolay bir şey yok, hele bu zamanda. Hı -hı. Bu zamanda dindar olmak, bu zamanın avucunda ateş tutmak gibi. Evet. Yani bırakamazsın, ama da yanmaya da katlanırsın. Hı -hı. Yani öyle bir şey şu anda, öyle bir zamandayız. Yani onun için bu böyle bir zamanda insanlar hem kolay olsun, hem istediğin gibi olsun derse, o zaman birinden birine taviz vermek durumunda kalıyor. Peki hocam, o bahsettiğiniz şekilde, işte ideal bir e, imana sahip, ahlaki özellikleri var ibadetlerine dikkat ediyor ve onları da istikrarlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Yani az önce bahsettiğiniz üç özellikte kendisinde varsa tabii. Bu insan depresyon, panik atak bunları görmez mi? Yani şimdi öyle bir şey varsa bir kimse de yani gerçekten hastalık, dindar. Dindar gerçekten bir kimse mesela panik atak hastası gelmişti bana bak bir gün. Hem de şeyde yaşıyor. Kabe'de yaşıyor. Mekke'de. Mekke'de yaşıyor. Hı hı. Mekke'de yaşıyor. Geldi, hasta olmuş, çıktı. Fakat panik hastalık olmuştu. Hmm. Yani böyle hareket etmekten korkuyordu. Su, vücudunu suyla sildiriyordu, yıkanmıyordu. Düşün, banyoya girmiyordu. Panik atak. Niye? Böyle? Bir ameliyat olmuş, ondan sonra bir şey şok yaşıyor böyle. Hmm. Şok yaşıyor, şeyden hareket edersem öleceğim gibi bir şey oluşmuş. O biraz önce söylediğim hani müftünün teygi, ama o kişinin elinde değil. O hasta onun sinir sistemini bozmuş, artık şeye başlıyor. Daha sonra o hasta mıydı, başka bir hasta mıydı? Gene şeydeydi, Mekke-i yaşayan bir hastaydı. Ben ona baktım, psikiyatrik hastalığı da çok kabul etmiyor. Psikiyatri, ben psikiyatri hastası olamam, ben hastalık yok diyor. Hı -hı. Ben onun şeyi vardı, tansiyonu da çıkıyordu. ve tansiyonla stres, beyinde stres hormonu çok salgılıyor. Tansiyonu da çıkar, bu tansiyon iyi gelir diye bir ilaç verdim, tansiyon ilacı. Hı, -hı. Yani tansiyona iyi gelen, ama aslında antidepresan ilaç verdim. Hı hı. O zaman ikna oldu kullandı. Ondan sonra öğrendim çok iyiymiş. Çok iyi. Hı hı. Sonra bir eczacıya gitmiş. Eczacı demiş ki ya sen bunu tansiyon ilacı diye alırsan bu ilacı değil bu antidepresan demiş. Hı. O zaman almıyor. Almıyor ilacı. Hı hı. Birkaç hafta sonra öğrendim kalp, öl, kalp krizinden ölmüş. Allah Allah. O eczacı vebal altında burada. Hı. Vebal altında. Ben onu dedim stres için ilacı bu. Strese iyi geliyor. Ama o stres tansiyona bağlı stres yapan e, tansiyon yükselten strese bağlı şey diye söyledim Hani e, şeyde e, güvensizlik olmasın diye e, bilgi de saklamadım yani şey bilirsin şey, ama biz bunu tansiyon için asla veriyoruz ve öyle gerçekten mesela fibromiyalji hastalığı var bütün yumuşak doku romatizması diyorlar Hı -hı. Yani, e, fizik tedavi uzmanlar onlar hep antidepresan veriyor ben dahiliyeci bir arkadaş poliklinikte bana diyor ki ya bize gelen hastanın yüzde sizin hastalar diyor. Daire hastalar. Tabii çünkü ya hastalar çünkü çoğu öyle. Duygularla mutlaka Ama bunların var. çoğu da dindar. Dindarlığı yaşamadığını ne bak. Dindarlık hastalık gelmemeyi ve hastalık nüksel olduktan sonra tekrar nüksetmemeyi hakiki dindarlık sağlıyor. Şimdi hocam affınıza sığınıyorum yine. Siz diyelim bu bahsettiğiniz örneklerde işte Mekke'de yaşayan kişiydi, müftü örneğindeydi. Bunlarda siz diyorsunuz ki bu e, her neden olduysa kişide aslında vücut kimyasında bir değişiklik Tabii. olmuş ve bunu tedavi edilmesi lazım. Maddi bir hastalık. Ama bu. onun ya yani ona götüren bir düşünce silsilesi yok mu? Var. O yani düşünce şu, silsilesi şeyleri içinde... kafaya takıyor, düşünüyor, kendi iç seslendirmelerde bulunuyor, duygularının belki baskısı altında eziliyor. İşte e, kuvvetli bir imana sahip olan insan o düşüncelerini yönetebilmeli değil mi? İşte bu çok güzel bir soru gerçekten çok doğru bir soru teşekkür ederim şimdi bu soru da şu şu önemli şimdi kişi bir, yani dindar oluyor ama yani bir dindarlığın belli bir seviyesi var kişide yani hiç kimse dört dörtlük değil dört Hı -hı. dörtlük değil yani kişi dindar oluyor ama o dindar insan çok zayıf bir taraf oluyor Hani şey vardır böyle ağır sıklet boksörler vardır ulan ne deşti müçheden vurdu mu ıkıyor dersin parmağın ucu kesilir başlar ağlamaya hmm. şimdi yani her insanın bir zayıf tarafı var böyle hmm. o dinler insanların da mesela zayıf tarafı oluyor onların da mesela ne oluyor bazı şey konusunda oluyor dini konuda dindarlık konusunda kendilerini linç edecek derecede kendilerini suçluyorlar hmm. bu sefer yani obsesif kompulsif bozukluk çok fazla oluyor ki aşırı suçluluk duyguları şey yapıyorlar. Yani oralar dindar kimseler ama mesela tevekkül ve teslim konusunda zayıflar. Hmm. Yani dindar olmak şey, dinden samimiler, din konusunda hassasiyetler ama mesela çocuğu konusunda o dindarlığını çocuğuna olan sevgi konusunda yans şey yapamıyor mesela. Ben çok dindar bir anne biliyorum böyle. Anne iki çocuğunu da üniversite bitirmiş. İkisini de bir kızı hanım hanımcık oğlu öyle ikisi de bir evlilik yapmış. Fakat onun istemediği bir evlilik yapmışlardı. Hı hı. İstemediği bir evlilik yaptıkları için kadın bunlar yanlış bir şey mi gidiyor? Niye gidiyor? ben neyim hatam diye bize danışmaya geldi. baktık çocukların evlilikleri de öyle yanlış bir evlilik değil. Fakat annenin istemediği bir evlilik. Annen niye bana hı hı. bu bu çocuklar ben babasız büyüttüm dedi. Küçük yaşta babası vefat etmiş. Hı hı. Kadın veya yani büyük bir fedakarlıkla büyütmüş. Niye benim istemediğim evliliği yapmadılar? İşte birkaç seans geldikten sonra dedi ki ben şimdi anladım dedi çocuklarımı Allah'tan daha çok seviyormuşum dedi. Hmm. Bak o zaman o hastalık onun imtihanı oluyor evet. ve onun üzerine bir rahatladı bunu fark edince ve demek ki kader bu bu hastalıkla çocuklarım üzerinden bana bir mesaj verdi deyip kendi şeyini hatasını anladı. Yani öyle durumlar da da mesela kader bir insana bir mesaj vermek istediği zaman o kişinin beyin kimyası serotonin maddesinin azalmasına yatkın bir biyolojik yapıdaysa stres altında o depresyona giriyor. Bazı kişilerin stres altında midesi bozuluyor. Bazı kişilerin stres altında kalp damar spazmı oluyor. Hmm. Dindar kişide de bu, bu tamamen hmm. genetik altyapımızla ilgili. Ya yani Bu kişiler genetik evet. altyapısı depresyona girmeye yatkınsa dindar olduğu zaman o hassas olduğu bir konu vardır onun diyelim. Mesela oğlunun, kızının istemediği bir evlilik yapması dedik ya da işte ters davranması kendine karşı bir Yani bütün şeyleri ya da kendine karşı da haksızlık yapabiliyor insan. Bunları yapması o dindarlık o durumlarda dindarlığın o koruyucu gücünü o durumda kullanamamış oluyor. Aslında İslamiyet tam bir denge dini değil mi hocam? Tabii. Yani şey de var. Kur'an-ı Kerim'de mesela günahkar insanlar tehdit edilmiyor. Hmm. Günahta ısrar edenler tehdit, tehdit ediliyor. Tabii. Çünkü Cenab-ı Hak bizi yaratan olarak en iyi biliyor ki ya insanlar günaha düşerler, yanılırlar, yanlış yaparlar. Sonra af dilememizi istiyor. Yani Hadi. kirlenecek insan, temizlenecek. Hadi. Ama insan belki bunu ihmal ettiğinde, bu sefer hani o ben kirlendim, ama temizlenme yolunu çok göremediğinde. Halbuki temizlenerek belki Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaşacak. İşte Bunu o, görmediğinde bu sefer o kendine karşı bir dengesizlik, bir suçlama var. Bir enaneti diniye var. var. Enaneti diniye diye bir tabir var biliyor musunuz? Enaneti diniye. Evet evet evet. Enaneti dini olan insanlar en çok dindardırlar. Fakat o, o derece o dindarlıklarından dolayı ya yani bir insan nerede hassası oradan imtihan oluyor, sınanıyor. Hı. O dindarlığıyla ilgili hatalarından dolayı sınanıyor. Oradan birçok hastalıklar başlayabiliyor. Evet. Çok yani onun için egosu yüksek olmakla dindarlık birbirine uyumlu değil. E hem egosu yüksek hem dindarsa bir insan o dindarlığını sorgulaması gerekir. Şu anda da hı hı. Bu, bu tarz böyle Maalesef. yani e, dindar tipler e, egosu yüksek dindar tipoloji çok örneklerini rastlıyoruz yani evde evet. terörist gibi, evde horoz gibi, dışarıda tavuk gibi mesela. Böyle kişiler. Hocam bu kavramı konuşmaya devam edelim isterseniz. Çok kritik ama bir ara vermemiz gerekiyormuş. Tabii. Aradan hemen sonra devam edelim inşallah. Sevgili dostlar birazdan beraberiz. Evet sevgili dostlarımız. Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile Akla Kapı programında Dost TV'de beraberliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Hocam birinci bölümde çok ilginç bir kavram kullandınız. Enaniyeti diniye. Evet. Yani dindar insanların bazen dindarlıklarından kaynaklanan bir Egoları mı oluyor? Evet. Bunu mu kastettiniz? Evet. Yani bunlar. Bu da aslında dindarlık değil bu. Değil tabii. Evet. Yani dindarlığın özüne aykırı. Hmm. İşte dindarlığın mesela e, e, alim olmak, arif olmak hmm. ve he, hakim olmak. Üç farklı kavramlar ya. Yani. Evet. Şimdi kişi şu, alim oluyor. Çok iyi biliyor. Bir konuyu açıyorsun. Müthiş de, bilgi var diyorsun. Fakat bakıyorsun arif değil. Arif kişi ne yapar? Yani, e, kişi e, başkasını şekillendirmeden önce kendini şekillendirir. Heykel tıraş ne yapar? Bir karşını şekillendirir. Alim kişi başkanı düzeltmeye çalışıyor. Hmm. Onun için şeyin alifuat e, Ali Fuad Başkil merhum onun ilahiyatçılardan tanıdıktan sonra ilahiyatçılar kusura bakmasın bir herkes için söylenmez bu ama ya bu ilahiyat faküllerinden de hep münekkit yetişiyor demiş. Yani Eleştiri eleştirmiş insanı. yani o kadar çok eleştiril hep eleştiren insan yetişiyor yaşayan insan değil diye öyle bir gözleme var tabi bir genelleme yapmak doğru değil ama onun evet. bir öyle bir gözleme varmış Onun için ya yani bu o münekkit kişilerin özelliği devamlı tenkit ederler böyle önden yumurta geçse takarlar ona bile yani o, o Hı -hı. tarz kişiler enaniyetli kişilerdir herkesi eleştiren yani Hı -hı. eleştiriye en çok layık olan şey nefsimizdir bizim Evet. Yani kendini düzeltmeyen, kendi kendini lider olmayan başkasının lider olamaz. Buna nöro liderlik deniyor bak. Beynini yönetebilmek, beyin kimyası. Yönetebilmek. Bir insan kendini, bir iş adamının bütçeyi yönettiği gibi ücrete yönetebilmesi lazım. Bunu bunu yönetemiyorsa kendini başka bir ailenin lideri anne ailenin lideridir, baba ailenin lideridir. Yani bir, bir işçeri sahibi bir dükkan sahibi, yani bir esnaf, yani yönetici birçok insanlar var bunlar. Ve bunlar dindar insanlar. Ama hep başkalarını düzeltmeye çalışıp kendini düzeltmiyorsa, Bir şey de çok öyle. Mükemmeliyetçiler var. Herkes mükemmel olsun istiyorlar. Mesela böyle. Yani dindarlıkla mükemmeliyetçilik beraber yani öyle kendilerini mükemmel görüyorlar. Ben mükemmelim, onlar da mükemmel olsun diye. E bu, bu da, da bu sanki gizli bir bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yerine kendini koyup tabirca ise bu sefer muhatabını yargılamaya Aynen, aynen. Yargılayıp suçluyorlar. Bu da muhatabını. Aslında yani Cenab-ı Hak'a karşı bir edepsizlik. Tabi. Haddini aşmak. Aynen öyle. Yani bakıyorsunuz, ana Peygamber ahlaklı değil Nebevi bir tarz değil bu. Hmm. Bu bu tarz mesela şeyde belli bir güç sahibi olduğu zaman şey orta çağda batı şey durumdayken İslam dünyası muzaffer durumundayken galip durumdayken, bir şekilde batı değer şey durumunda Doğu zengin. Batı yoksul. O durumdayken bir, bir kültürel bir şey oluşmuş. Ama e, Tanzimat'la birlikte Batı ile Doğu eşitleşmişiz. E, ondan sonra Tanzimat'tan e, Cumhuriyet'e kadarki dönemde e, Batı'yı e, dan biraz kendimizi Batı'ya karşı şey, e, Batı'ya karşı eleştirmeye başlamışız. Biz yetersiziz diye eleştirmeye başlamışız. Ama Cumhuriyet'le birlikte Batı'ya teslim olmuşuz. Eleştirmenin ötesinde batıya bizim yanlışımız var. Kendimizi değiştirelim yerine tam kendi kimliğimizi kaybetmişiz. Evet. Şimdi burada bu, bu çizgi bireysel anlamda da geçerli kimse. Bir kimse kendini kimliğini koruyarak sosyal hayata uyum sağlaması lazım. Dindarlığını terk etmeden bir insan sosyal hayatta dindarlığını uygulayabilir hale getirebilir burada. Hı hı. Yani bunun Bununla ilgili zihinsel esnekliğe sahip olması gerekiyor. Yerine duruma göre yani Dinin temel değerlerini, mesela sözünde durmak, yalan söylemek, yani insanlara iyilik yapmak, açık şeffaf dürüst olmak, hesap verebilir olmak, bütün bunlar şeydir. Yani dinin özü, özü olan ahlak kısmıdır. Evet, ahlaki ilkeler. Ahlak kısmıdır. Ama ahlaki ilkelerin olması için bir kimsenin hesap verebilirlik duygusu önemli. Vicdanı, sosyal normlar vardır yasal normlar vardır, hukukun belirlediği, geleneklerin belirlediği sosyal normlar vardır. Bir de vicdanın belirlediği ahlaki normlar vardır. Hı. Ahlaki normları vicdan belirler. Vicdanı da şekillendiren kişinin samimiyetidir ve değerleridir, inançlarıdır. Yani vicdan yani her, herkesin vicdanı şey farklıdır. Bu böyle durumlarda kişi e, vicdanındaki e, bazı değerlerle sorgulaş şey yapması gerekiyor. Yani bir karar verirken bir yola çıkarken bir iş yaparken o iç iç sesini dinlemesi lazım bak zihinsel cürüsünü oluşturması lazım. Hı. Bunu yapamazsa ne oluyor? Hayat yolunda ilerlerken sadece kendini tatmin için ilerlemiş oluyor. Yani Hı. bir insan kendi e, e, ne e, kontrol öz eleştiriye kapalıysa mesela eleştiriye kapalıysa zaten özelleştiri yapamıyor demektir. Yani beni bir Dindar görünümlü olan birçok kimse ki hani gardırop dindarı diyorum ben onlara. O tarz kişileri Hı -hı. yani bir şey söylesen hemen saldırıya geçiyor sana. Hı -hı. Var mı böyle bir şeyde? Peygamber ahlakında böyle örnekler var mı? Mesela o şeyini enes Hz. Enes'i çocukken şeye gönderiyor. Geç geliyor. Bir gün Hı -hı. Peygamberimiz geç geliyor. Geç gelince şu andaki bizim yaptığımız dindar bir anne babanın Niye geç geldin? Hemen çocuğu yargılayıp suçlayıp fırçalamak affedersiniz. Yani Allah'ın Resulü ne yapmış? Bir yerlere dalıp gittin gene gibi böyle. Onu yani hatasının farkında olduğunu ama onu de ona onun için değerli Koyarak olduğunu hissettirmiş, zamanda, değil mi? Bu tarzda. Yani gene bir yaramazlık yaptı unuttun ya yani unuttun demiş mesela. Bu tarzda. Hı hı. Gelmeyi unuttun herhalde. Suçlamak, yargılamak yok. Yani sen dili Yerine ben dilini kullanmış oldu Allah'ın Resulü. Ya sen niye bunu yaptın demek yerine hı hı. mesela şunu unuttun böyle ben olsam böyle yapardım anlamına gelecek bir şekilde söylemiş. Yani bunlar Evet mesela bunlar hepsi şeydi aslında bunlar şeyde tasavvuf kültüründe var bunlar böyle öğretiyor. Bunlar ya. maalesef hani dindar olarak kendini algılayan insanlar da çok da bilmiyorlar sanki hocam. Bilmiyorlar. Ya yani yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ne kadar yaklaşsak aslında o kadar biz de belki daha çok psikolojik sağlamlığa kavuşacağız çevremizdeki insanlar da. Bir, biri de, de ben insanları bu de, suçlamıyorum söyleyeyim. Bir ülkede tıp fakültesi kapatalarsa ne olur? Koca karılar tedavi etmeye çalışır. E şimdi hmm. bir ülkede din adamı yetiştiren okullar kapatılınca hadi yani üç, üç kuvvallat ve elham bilen kişiler ben hocayım diye ulaşmaya başlamış yani öyle bir zaman olmuş. Hmm. E şimdi de sadece şey de öğretiliyor yani. E, Orada da yani orada da klasik bir şey öğretiliyor. İmam hatiplerde öğretiliyor. E, anne babadan da öğrenemiyor evet, çocuklar. Eğitim sistemimizin Eğitim sistemimiz şükür. burada yine bizim e, değerlerimizi öğretmiyor. Eğitim sistemimiz tamamen şey. Ya yani Batı'ya teslim olmuş bir eğitim sistemi. Hı. Hmm. Yani batı yüksek kültürdür, üstün kültürdür. Biz düşük kültürüz diyerek Batı'ya öykünen bir eğitim sistemimiz oluşturulduğu için şu anda özgüveni eksik insanlar yetişiyor. Özgüveni eksik insanlar içerisinde de devamlı kendini böyle onlara yakın özendirmeye, onlara öykündürmeye, onları taklit etmeye çalışan bir insan tipi yetiştiriyor şu anda eğitim sistemi. Ya evet. onun için eğitim sistemimiz böyle eğitim sistemimiz de şu anda yetişen dindarlık gene saygı değerdir ama dindarlar şu anda Doğru. son yıllarda birçok tabii imkanlara sahip olunca bu sefer temel olmadığı için ne oldular? Birdenbire şey yani sonradan Toplum görmüş gibi oldular. Iyi bir model ortaya koyamadılar. O, maalesef yani sonradan görmüşlük ortaya çıktı. Evet. Ya yani bu da çok şey dindarlığın özüne uymayan tipler ortaya çıktı. Şekilsel olarak dindar ama özünde ya yani mesela şey domuz eti yemiyor ama Hı -hı. her türlü yalanı söylüyor. Gıybet ediyor. Gıybet yiyor. Kardeşinin etini yiyor Gıybetini yani. yiyor. Yani evet. Mesela böyle insan çıkmış rüşvet yiyor. Hocam, şimdi sizin anlattıklarınızda hemen şunu anladım. Diyorsunuz ki, anladığımı ifade etmeye çalışacağım. Yani bir insan dindarsa, genel hayat tarzı itibariyle, öncelikleri itibariyle dindar bir insansa da, bu insanda bazen depresyon görülebilir, işte çöküntü yaşayabilir, panik atak olabilir. Çünkü diyorsunuz bunun yani bir fiziksel sonucu var. İnsan Tabii. beyninde oluşturduğu bir hasar var. Ben de o zaman demiştim ki ya tamam da bu beyninde oluşan hasarın da mutlaka arka planında bazı düşünce kalıpları vardır. Hı. Düşünce alışkanlıkları vardır. Siz de evet böyle dediniz. Acaba şöyle bir şey var mı? Yani biz şimdi az birinci bölümde ifade etmiştiniz ki dindarlık üç bölümdür. Anladığım kadarıyla bunun temelinde de iman var. Tabi. İman deyince biz genellikle tek bir şeyi anlıyoruz. Yani bir Allah var buna inanmak. İşte ahiret var. Ölümden sonra başka bir sonsuz hayat bizi bekliyor buna inanmak, işte Allah bize mesaj göndermiş kitaplarıyla ve peygamber elçileriyle mesaj göndermiş buna inanmak gibi iman esaslarını anlıyoruz. Aslında sanki şöyle bir şey var mı hocam? Yani iman demek sadece Allah'ın varlığına inanmak değil, aynı zamanda işte çocuğuyla ilgili bir imtihan yaşadığı durumda o çocuk da bana ait değil, çocuk da Allah'a ait. Buna inanmak da imanın bir şubesi, bir parçası gibi veya kendi yaşadığı bir sıkıntı olduğunda ya ben nasıl böyle bir şey yaşarım demek yerine ya biz dünyadayız cennette yaşamıyoruz. Dolayısıyla dünyada insan bazen sıkıntılar yaşar. Bunlar imtihanın sorularından birer parçadır. Demek de imanın bir şubesi gibi yani hani şunu kastetmeye çalışıyorum. Kuvvetli bir iman aslında beraberinde birçok düşünme biçimini birlikte getiriyor. Ve bunlar da sanki hep bizimle Cenab-ı Hak arasındaki ilişkiye bağlı. Yani ben kendimi şu hayatta nereye konumlandırıyorum? Evet. Ve Rabbimi nereye konumlandırıyorum? Dolayısıyla yaşadığım şeylerle ilgili benim yaptıklarıma nasıl bir anlam yüklüyorum? Cenab-ı Hak'tan bana gelenleri nasıl bir anlam yüklüyorum? Bunların hepsiyle beraber imanı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. İman, imanı da tabii... İman kavramından ne anladığımızı iyi bilmek gerekiyor yani. inandım demekle Kur'an-ı Kerim'de var. "Er iman edenler iman ediniz diyor. Evet. evet. Ayet-i kerime. Hı hı. Yani bu ne demek? Aslında iman kendi kendine canlı bir şeydir. Kendi kendini yenileyebilen, yenilenmesi dinamik, dinamik bir şeydir. Bir şeydir dinamik evet. bir şeydir. Onun için yani burada yani bir insan inanır ama inandığı zaman inanmak bir mensubiyet gerektiriyor. İntisap edecek. Yani bir ne, ne olacak? Yani bir bu kainatın yaratıcısı var. Yaratıcısına mensup olacak. Mesela sen burada bir e, vatandaşınsın. da kimlik vatandaşlık kimlik numaran var. Bir vatandaşlık mensubiyetin var. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Ona bağlısın. Değil mi? Hı hı. Burada. Yani evet. varlısın ve trafikte vesairede sosyal hayatta kanunlara, kurallara yasalara uymak zorundasın. Hı hı. Bu bir mensubiyettir bir aidiyettir evet. ve bağ, bağdır bu. Doğru. Şimdi bu kainat sen Allah'a yani inanıyorsan Allah'la kalbi bağını kurman gerekiyor. Yani hı hı. bir bilgisayar düşün. Yani şey var çok iyi çalışıyor program ama o bilgisayarın bilgisayarın şu anda devrim yapmasının en büyük sebebi bağlanabilirlik ortaya çıktı. İnternet ortaya çıktı. Bağlanabilir oldu. Bütün bilgisayar hı hı. birbirine bağlanınca Evet. bir müthiş dijital devrim yaşandı. A oluştu. A oluştu. Hı hı. İşte bağlanabilirlik burada insan yaratanla online olabilirse insan hı hı. Bak, yaratanla online olabilirse yani burada Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen şey Allah'ı zikretmek kalplere huzur verir diyor. Ha yani bu Allah'ı zikretmek alıp da eline 500'lük tesbih çekmek değil. Evet, yani devamlı Allahla kalbi bağının Hı -hı. kalbini Rabbini aç, dua kelime. Bunu insan diyebildiği zaman iman onun için imanın iman tevhidi doğuruyor. Hı -hı. Tevhid tarzındaki bir iman olursa tevhid tevhidin tevhidin üçüncü basamağı ne? İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü tevekkülle saadeti dâri ettiği 23. Hı -hı. sözde mesela bunu diyor. Bu Hı -hı. Ne demektir? İnanınca Allah'ın yani her şeyi onun kontrolünde olan esma-i ile birlikte öyle bir Allah var. Hmm. Her şeyi biliyor. Kalbinden geçen hatıralar da hissediyor. Yalnız değilim. İnsanın Allah'a inanan bir insan e, yalnız hissetmez kendini. Hmm. Dost istersen Allah, Allah yeter. yeter. Yaran istersen Kur'an Kur yeter. yeter. Nefis istersen düşman yeter. Hı hı. diyor değil mi? Yani bunu diyor bak öyle olunca böyle bir şey Allah'la dostluk kuran bir kimse neden kosun Cezaevinde de olsun mutlu olur. çayda da olsa aynı hazzı hisseder. Hı hı. O Hazreti Mevlana'nın böyle bir şeyi var. Bir o hikayesi var. Ee, adamın birisi şeye gitmiş. Akıl hastanesine gitmiş. Bakmış eli kolu bağlı yatıyor. Bak, çok neşeli. Ya demiş senin elin kolun bağlı Mesnevi terapi kitabında yazdığım hı hı. örnektir bu. Evet. Elim kolum bağlı. Sen bu nasıl neşeli oluyor yapıyorsun? Ha oh, oh, demiş. Benim elim kolum bağladılar. Ruhumu bağlamadılar ki demiş. Hmm. Yani böyle bir neşe yani. İkisi gerçi hastalık neşesi ama şimdi ruhunu özgür bırakabilmektir dindarlık. Böyle hmm. bir kimse kendini her ortamı uyum sağlayabilir. Ya hocam aslında bir gün uygun görürseniz bir programı müstakilen sırf Esma-ül Hüsna'yı ayırsak. Evet. Yani Esma-ül Hüsna, mesela Cenab-ı Hakk'ın Gaffar olduğuna inanan insan psikolojik olarak nasıl etkilenir? Evet. Veya cenab Cenabı Hakk'ın işte kerim olduğuna iman eden insan psikolojik olarak nasıl etkilenir diye uygun e, görürseniz bir inşallah gün günse yani buna ayırsan. tabii onlar çok güzel e, olur. Ben hat, yani sınırlar aşmak istemem tabii mesleki sınırlarımı. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani, yani hani şey tabii. psikolojik açıdan tahlil ederseniz psikolojik açıdan bence çok güzel olur tabii hazırlık yapmam lazım. Evet. Hocam evet. E, peki şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama iki şeyi de ihmal etmek istemiyorum. Az önce dediniz ki ya Cenab-ı Hak'la online olmak lazım. Cenab-ı Hak'la bağ kurmak, online olmak için benim hatırıma iki şey önemli geldi. Birincisi dua, ikincisi namaz. Şimdi biz sanki toplum olarak e, duadan da uzaklaştık. Namazdan da uzaklaştık mı yoksa zaten uzak mıydık <laughs> onu bilmiyorum ama hani toplumda e, %99 Müslümanız ama 5 vakit namaz kılma düzenine sahip olan namaz kılma alışkanlığına sahip olan toplumun maalesef ancak beşte biri kadar. Dua etme konusunda da sanki insanlar da çok yaygın bir şekilde yani Cenab-ı Hakk'la konuşmak tabir caizse. Cenab-ı Hakk'a içini dökmek, Cenab-ı Hakk'tan talepte bulunmak, serzenişini, sızısını onunla paylaşmak. Ancak böyle büyük belalar, hastalıklar falan geldiğinde işte iflas yaşadığı, birisi onun kalbini kırdı. o zamanlar buna geliyoruz ama çok Günlük rutinimizde pek fazla yok gibi. Dolayısıyla bu ikisini ayrı ayrı bir değinmeyi ben arzu ediyorum. İsterseniz önce duadan başlayalım. Tabii. Yani tabii. dua, dua insanın psikolojik bütünlüğünü, sağlamlığını nasıl etkiler? Şimdi dua eden kimse kendini yalnız hissetmez. Hı hı. Yani her şeyi bilen, benim sorularıma cevap veren, benim ihtiyacımı bilen, gören, anlayan bir güç var, bir irade var diyor. Orada bu kainatın yaratıcısına karşı kendi güçsüzlüğünü, zayıflığını, eksikliğinin farkına varıp ona teslim oluyorsun. Bu şeydir. Otobüse bindiğin zaman kaptana ya da uçağa bindiğin zaman kaptana güvenmek gibi. Hmm. O zaman eğer uçağa bindiğin zaman sen kaptana güveniyorsan rahat rahat uyursun arkada. Ama güvenmiyorsun. Ya adam acaba işini hmm. bilmiyor mu? Acaba alkol mü aldı? Acaba hasta evet. mı? Acaba rahat şey mi? Dersin uyamazsın. Evet. Bu kainat gemisi de de bir kaptanı var. Ona teslim olduğun zaman bir kere o onun verdiği bir kere huzuru yakalarsın. Ben bakıyorum dindarım diyen bir insan bu iç huzuru yakalayamıyorsa o dindarlığını sorgulasın. Bak, dindarlığın dindarlık Allah'a bağlandığı zaman iç huzuru veriyor. Hmm. O zikir kelimesi bağlanmak anlamında geliyor. Allah'ı anmak Türkçe karşılığı anmak. Yani Allah'ı aklından, kalbinden, dilinden, niyetinden geçirmek. Hatırlamak, Hatırlamak. Yani hmm. onu hatırladığın zaman hepsi birer her hatırlaman, her yani o şeye karşı ondan yardım istenin, onun onun şeyi karşısında kontrolü içinde yani rakip Allah'ın mürak onun mürakebesi altında olduğunu farkına vardığın zaman bir kere o bir kere insana her türlü zorluklar karşısında müthiş bir şey veriyor, huzur veriyor, aynı zamanda güç veriyor, enerji veriyor. Hmm. Yani dua etmek aslında duanın özü, ibadetin özü, yani Allah'la bağlantı kurabilmeyi başarabilmek. Bu şekilsel kısmı mesela Kur'an-ı Kerim'de beş vakit dememiş yani bir şey var orada. Yani onunla ilgili böyle çok kurallar kitabı değildir Kur'an-ı Kerim. Kurallar yüzde beştir. Yüzde doksan beşi böyle varoluşla ilgili, ahiretle ilgili, adaletle ilgili, imanla ilgili, tevhidle ilgili konular vardır. Yani böyle Allah'a Allah Allah'a Allah zikretmeyle ilgili konular vardır ama yani böyle kurallarla ilk kısmı yüzde beş diyor şeyler. Yani onun için asıl kısmı özünü yakalayalım biz. Bu özü özü olduktan sonra yani Allah'ın mağfireti çok şey. Yani hata yapıp farkına varan, varmak şeydir. Yani Allah için makbul bir şeydir. Hatasız ben hatasızım demek gizli bir işte dini kibirdir bu. Yani. Dini kibirdir. Omnipotens deniyoruz buna. Omnipotent deniyor psikolojide. Omnipotent e, dini literatürde kadiri mutlak diye geçiyor. Bazı yeryüzündeki insanlar kendini kadiri mutlak görüyorlar. Yani hmm. yeryüzü tanrısı gibi. Her şeyi bilirim. Bu ev benden sorulur, bu şirket benden sorulur deyip böyle hiç yani kendilerini karşı eleştiriye kapatıyorlar. Dini narsizm diyor hatta bunlar. Dini tam tersi değil mi hocam? Yani az önce Bu dinler değil o işte bunlar. Din... Arif insanlar da hep şeye vurgu yapmışlar. Ya. Ben acizim, sen kadirsin. Ya. Ben fakirim, ya. sen ganisin. Tabi. Yani o kendini aciz bilmek, Aciz Allah'a karşı o söylemişler. Kadir i̇nsanlara olana karşı değil. Yönelmek açısından bir cevhere Tabii. dönüşüyor o. Tabii ki yani bunu söylemişler. Bunun için burada bizim yani bu şeyimizi dindarlıktan anladığımız dindarlığın Zarfı değil, mazrufunu anlamamız, içini hmm. anlamamız lazım. Ve bunu eylem haline dönüştürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik evet. önemli dindarlıkta. Ve bir insanın dindar olmadığı hayatın sonunda anlaşılır. Bu başarı gibi. Başarın, hmm. ben Hiç kimse ben başarılıyım diyemez, başarısızım da diyemez. Hmm. Toplam kalite var ya kalitede. Evet. Dindarlıkta da toplam dindarlık var. O da hayatın sonunda belli olur. Hmm. Ben insan, ben dindarım, ben ehli necatım diyorsan, yani o kimse <laughs> yani Barenti altında ben değil. talebeyken şey gelmiş. Anadolu'dan birisi gelmişti böyle mübarek birisi. Ya herkes bana elviya diyor. Evliya da demiyordu. Elviya diyor diyordu. Ya el, el, elviyalığı kabul etsem e, kibir oluyor. Kabul etmesem küfrani nimet oluyor. Ne yapayım diye sordu. Yani kendi evliyalığını <laughs> kabul etmiş de ne yapayım davranmak için soruyor. Yani evet. bu bu tamamen şey kendini ya o saf biri zaman Kendini olmuş biliyor da insanlara nasıl bunu şey yapayım diye. Kendi iş dünyasında Hazreti Ayşe diyor ya kim ben iyilerdenim derse kötülerdendir diyor. Kim kötülerdenim derse iyilerdenim diyor. Hmm. Haf reca arasında olacağız. Ümit ve korku arasında. Çok hassas. Şey. E bu da hayatın son nefesine kadar sürer. Ben bir hmm. dindarım diyerek dindarlığı göğsünde rozet gibi taşıyıp geçip bir kimse bir kusur yaptığı zaman hemen e, bu sefer Temsiliyet zararı veriyor insanlara. Evet, evet. Kötü örnek oluyor. Allah korusun. Yani, Hocam programımızın bitmesine iki dakika kalmış ama namaz da değinmenizi ben rica ediyorum. Tabii, Kısaca da olsa. Tabii. Yani, tabii yani, düzenli namaz kılma alışkanlığına sahip olmak insanın psikolojisini nasıl etkiler? Yani işte namaz bir kimsanın işte o yalnızlık duygusunu gideriyor namaz ibadet. Şimdi namazı şu anda insanlar niçin kılıyor? Sorumluluk duygusuyla kılınan namaz var, kültürel olarak kılınan namaz var. Bir de böyle içine sindirilerek kılınan namaz var. Namaz. Bu zamanda namazdan zevk alabilmek için insanın böyle günah ve karşı bir kaçınma içinde olursa namazdan zevk almaya başlıyor. Bu zamanda namazdan zevk almadan da olsa da kılınıyor namaz. Birçok bir, çok, bir çok insan kılıyor. Ama kılamayan insanlar da hiç olmasa kılma konusunda o gayret içerisinde olmaları da güzel bir niyettir burada. Yani Önemli olan burada ol bir şey adım Bak, baş... bu zamanda hele bu zamanda hız zamanlarında haz zamanında böyle yani imtihanın ahlak imtihanının çok güçlü olduğu bir zamanda yani namaz kılan bir genç eski zaman evliyası gibidir bence şu anda. Yani Hı -hı. farzları yapan, temel dini görevlerini yapan bir genç eski zaman evliyasıdır, hiç farkı yok. Onun için Hı -hı. yani namaz kılmak bir insanı kötülüklerin koruyucu o günü bir nevi ne yapıyorsunuz namazda sen siz o günü bir çerçeveye alıyorsunuz. Yani bu şeye karşı ve beni yaratana karşı vazifem vardı, sorumluluk duygum var Allah'a karşı. Yani iyi insan olmak konusunda bir e, bir nevi her e, ibadeti e, eyleminde ben Allah'ın karşısında vazifemi yapmak sorumluluğundayım deyip bir e, şey yapıyorsunuz. Yani bir e, onay e, şeyine geçiyorsunuz. Bu insanı her gün Böyle yoldan sapma ihtimaline karşı koruyucu etki. Bunu yapıyorsa o namaz faydalı. Ama bunu yapmıyorsa kötülükten, yalandan, iftiradan, rüşvetten, hileden bunlardan korumuyorsa o namaz sadece alışkanlık haline gelmiş bir namazdır. Hocam kültürel bir namazdır. Bediüzzaman Hazretlerinin şöyle bir tespiti var, malumunu siz de biliyorsunuz. Diyelim bir insan bir iş yapıyor. Yani terzi işte kıyafet dikiyor. Usta bir tornavida ile bir şey sıkıyor falan bir iş yapıyor. Eğer farz namazlarını kılıyorsa yaptığı o gündelik işe dair ve geçimini elde ettiği iş de ibadete dönüşür. Niyet işte. Acaba şey mi yani, yani şöyle ibadeti, bir durum var mı? Hani... Niyeti, Hı. Niyet, ibadeti bir işi ibadete dönüştürebilir bir işi kötü kötülüğe de dönüştürülebilir. Hı. Onun için yapılan işin kendisi değil yani mesela camiye gelen bir kimse var müşteri için geliyor. Müşteri bulmak için hmm. geliyor. Ben öyle bir berber biliyorum. Müşteri için geliyordu. Yani o da geliyor. <laughs> Ama nasıl yani çok önemli. Yani burada şey önemli işte. Niyeti önemli. Yani hmm. ona, i̇hlas onu. İhlas Kur'an'daki ihlas ahlak olmadan olan ibadet muhasebe şey oluyor. Riyakarlık oluyor. İçerisinde hmm. şey oluyor. Mesela teveccühü nas istenilmez verilir. Verilse dahi hoşlanılsa ihlas gider. Evet diyor. evet. İhlas risalesinde yanlış hatırlamıyorsam hı hı. yani Doğru, geçen yani bir cümleydi. İnsan için yani tehlikeli. Orada, yani onun için ne teveccühü nasıl? İnsanlardan övgü, alkış almak. Sıf yani sırf bunun için mesela bu televizyon programını bunun için yapıyorsan, bunun için şeyden atıyorsa, atıyorsa yani insandan öv beğen, övgü, alkış yaptığın iş iyi bile olsa ibadet olmuyor. Ama onun niyetini sen insanlara faydalı olmak için, insanlara bir şey gibi bu bir sorumluluk duygusuyla yapıyorsan böyle bir durumda, o durumlarda zaten yaratan da insanı, böyle insanlar, samimi olan, ihlaslı insanları korumayla ilgili söz veriyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani o söz veriyor. Onun için bu durumlarda yani dinin özünde, özü aslında samimiyet. Samimiyet de iki anlam var ihlasın zaten. Biri samimiyet, diğeri ilahi rızaya uygun davranmak. Yani evet. yaptığım işte ilahi hedefe uygun mu değil mi diye sorabilen bir insan, yaptığı her iş tamir işi de yapsa ve öğretmenlik de yapsa ne yaparsa yapsın kalbinin içerisinde zihnin içerisinde bir bekçi var. O bekçi şu, buna yaptığın ona uygun buna uygun değil diyor. Söylüyorsa iş yürü varsa iç ses varsa o kimse hmm. yanlış yapsa bile kader ona bir ufak bir Hz. Mevlana dediği gibi çoban şeyi koyuna taş atmasının sebebi onu incitmek değil onu sürüden ayrılmasın kurt kapmasın diye. Yani öyle bir evet. şefkat tokatları, şefkat tokatlarıdır hmm. onlar aslında. Yani onlar musibet değildir. Evet. Hocam ya konuşulacak çok şey vardı ama maalesef süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hem dindarlığımızı korusun, güçlendirsin, hem psikolojik sağlığımızı korusun i̇nşallah. ve güçlendirsin. İkisini beraber inşallah e, sürdürsün diye dua ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz size de. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler Akla kapı araladık. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki hafta yeni programımızda bir araya gelmek ümidiyle. Hoşçakalın.